İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Hay Dersim dergisinin ilk sayısı çıktı. Ermenistan Cumhuriyeti, Kanada diplomatik ilişkilerinin 30. yıl dönümü. Ülkeler güçlü bir siyasi diyalog kurdu. Tarihin unutulmuş sayfalarından. Batı Ermenice yazarı Zarhuy Kalemkaryan. Artsakh'ın Cardar ve Berdaşan köylerinde Hayastan adlı tüm Ermeniler fonu büyük ölçekli su boru hattı çalışmalarını sürdürüyor. Aris Nalcı ve Artı TV'nin ifade özgürlüğünü savunuyoruz. Rus araştırma ajansı Ermenistan'ın varlığını reddediyor. İspanyol yayınevi Artsakh Kurtuluş Savaşı hakkında bir kitap yayınladı. Batı Ermenistan'da faaliyete başlayan Dersim Hay platformu, Hay Dersim adlı Türkçe kültür sanat dergisinin ilk sayısını çıkarttı. Hay Dersim dergisi yakın zamanlarda Ermenice olarak da yayınlanacak. Bu yönde çalışmalar devam ediyor. Hay Dersim dergisinde Dersim Ermenileri hakkında çok geniş bilgiler yer almaktadır. Ayrıca Armenoloji çalışmaları için de bir değer taşımaktadır. İlerici insanların ve soydaşlarımızın Hay Dersim adlı bu dergiye sahip çıkacağına inanıyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti ve Kanada 31 Ocak'ta diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü kutladı. Bu 30 yıl iki ülke arasında güçlü bir siyasi diyaloğun kurulmasıyla damgasını vurdu. Coğrafi uzaklığa rağmen Ermenistan Cumhuriyeti ve Kanada, demokrasi, insan haklarının korunması ve hukukun üstünlüğü gibi ortak değerlere dayanan güçlü bağlar ve ortak yaklaşımlarla birleşiyor. 2004'te Kanada'nın Ermenilere yönelik soykırımının resmi olarak tanınması, bu ülkelerin önceliğinin ve adaletin restorasyonunu açık bir göstergesidir. İkili ilişkilerde parlamentolar arası diyalog ve parlamenter diplomasi önemli bir yer tutuyor. Zarhuy Kalemkaryan, ilk feminist Ermeni yazarlardan biri olarak arkasında makaleler, denemeler, anı yazıları ve şiirlerden oluşan zengin bir miras bıraktı. 100 yıl aşkın bir süre önce Ermeni halkı tarihindeki en karanlık dönemlerinden birini Armenosidi yaşarken Ermeni kadınlar öne çıkıp çocukların eğitimi ve bakımı görevini üstlenmişti. Geçmişte erkekler tarafından sessizleştirilen ve hakimiyet altında tutulan kadınlar harekete geçmiş, artık seslerini yükseltiyor. Kadın meseleleri hakkında cesurca konuşuyor, dergiler ve gazeteler çıkarıyor, kız çocuklarını eğitiyor. İşte yazar, şair ve denemeci Zarhuy Kalemkaryan onlardan biriydi. Bir zamanlar dünyanın birçok yerindeki Ermeni toplulukları tarafından gayet iyi bilinen ve sevilen Kalemkaryan'ı bugün pek hatırlayan yok. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Artsakh'ın Martuni bölgesindeki Cardar ve Berdaşen köylerinde su kıtlığı sorunu var. Her iki köyde de Hayastan adlı tüm Ermeniler fonu tarafından büyük ölçekli su temini çalışmaları sürdürülüyor. Su boru hattı yeniden inşa ediliyor. Genel olarak hayvancılık ve tarımla uğraşan bu köylerde su sorununun çözümü özellikle savaş sonrasında çok önemlidir. Artı TV'de Aris Nalcı'nın hazırlayıp sunduğu Ermeni toplumunun gündemini ele alan Gamurç Köprü programı 30 Ocak 2022 tarihinde yayınlanacak yayınında darbe mahkemelerinde yargılanıp 1983'te idam edilen ve naaşı ailesine hala teslim edilmemiş olan Levon Ekmekçian'ın yargılanma ve idam edilme sürecinin Türkiye Ermeni toplumu üzerindeki etkilerini ele alacaktı. Bu haftaki konunun duyurulması ile birlikte Aris Nalcı, Artı TV ve çalışanlarına yoğun bir şekilde tehdit mesajları yollandı. Artı TV emekçilerinin can güvenliğini korumak maksadıyla editoryal ekip programı yayınlamama kararı aldı. Basın ve ifade özgürlüğüne yönelik her geçen gün artan saldırılardan biz Türkiye'li Batı Ermenilerin payına da bugün bu tehditler düşmüştü. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Rus araştırma ajansı Ragnum, geçen hafta Rusya'da sözde Hitler Garakin Nijde ile ilgili filmin gösteriminin başarısız olduğunu bildirerek Ermeni karşıtı histeriyi sürdürmeye devam ediyor. Bu mesajın ardından Rusya'daki Ermeni Büyükelçiliği filmin gösterildiğine dair bir açıklama yaptı. Ragnum'a göre eyaletlere bölünmüş olan Rus İmparatorluğunda Ermenistan diye bir bölge yoktu.
Makalenin yazarı Sovyet dönemi Ermeni halkının refah dönemiydi iddiasında bulunuyor. Ajans, Ermenistan Cumhuriyeti'nin büyük bir kısmını Türkiye ve Bakü'ye ayıran 1921 tarihli Rus-Türk Antlaşması'nın Sovyet yıllarında imzalandığından bahsetmiyor. Rusya, adı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Sünik bölgesinin savunmasıyla bağlantılı olan Karakinnijde ile şiddetli mücadelesini sürdürüyor. Şimdi bu bölge, Moskova ve Ankara'nın planları için yeniden aşılmaz bir engel haline geldi. İspanyol Karena adlı yayın evi Artsakh Kurtuluş Savaşı'na adanmış Artsakh Cephesi'nde başlıklı bir kitap yayınladı. Bu eser 20. yüzyılın sonlarında ve sonraki yıllarda Artsakh Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ndeki en önemli olayları sunmaktadır. Bunlar 1991 yılının Nisan ayında Artsakh'taki Ermenilere yönelik Halka adlı operasyonla başladı ve Nisan 2016'da 4 günlük savaş ile sona erdi. Bunlar üzerinde halihazırda onlarca çalışma ve eser oluşturulmuş olsa da konuyu baştan sona tartışmanın mantığı hala ele alınması gereken bölümlerin olduğunu gösteriyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şirak adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ceyran adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.